Bu videoda bölümü yani sonucu ondalık sayı olacak bölme işlemlerini inceleyeceğiz. Örnek olarak 5 bölü 2 işlemini ele alalım. 2 i̇ki kere 2'nin 4'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu bölme işleminin kalanı 1'dir diyebiliriz. Ancak bu videoda bölme işleminin kalanlı olmasını istemiyoruz. Başka bir deyişle 5'in içinde tamı tamına kaç tane 2 olduğunu bulmak istiyoruz ve bunun sonucunda da bölüm ondalık bir sayı olacak. Hadi bakalım her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve bölme işlemini kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi de birlikte yapalım. Bu işlemi yapmanın farklı yolları var. 5 bölü 2 işlemini bir kesir olarak yani 5 bölü 2 kesri ile de ifade edebiliriz değil mi? 5 bölü 2 5'in yarısıdır. 5 yerine 4 artı 1 bölü 2 yazalım ve şimdi de bunu 2 kesir olarak yani 4 bölü 2 artı 1 bölü 2 olarak yazalım. Devam ediyorum. 4 bölü 2, 2'ye eşittir. Farklı bir renkle yazalım. Evet, bu kısmın sonucu 2'dir. Sonra bir tane de 1 bölü 2 var. O halde bu işlemin sonucunun 2 tam 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu tam sayılı kesri bir ondalık sayı olarak ifade etmek istersek de, 2 virgül bir yarım kaç onda birliktir? 5 onda birlik öyle değil mi? Evet, 5 onda birlik yarıma eşittir sonuçta sonuç olarak 5 bölü 2'nin de 2,5'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Bu soruyu 5 bölü 2'nin 50 onda birlik bölü 2'ye eşit olmasından faydalanarak da çözebilirdik. Evet 5 yerine 50 onda birlik yazıyorum bölü 2. Elimizde bir şeyden 50 tane var ve bunu 2'ye bölersek o şeyden kaç tane elde etmiş oluruz? Kolay değil mi? 25 yazıyorum. 25 onda birlik. Peki 25 onda birliği bir ondalık sayı olarak yazmak istersek bunu nasıl yapabiliriz? basamak değerlerinden faydalanacağım. Elimizde 5 tane onda birlik olduğunu biliyoruz. Bunu hemen onda birler basamağına yazıyorum. 20 onda birlik ise 2 birliğe eşittir. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi yine aynı sonucu elde ettik. İşlemi nasıl yaparsanız yapın sonuç 2,5 yani 2 birlik ve 5 onda birlik olacak.